Sıkınız çok hoş, her zamanki gibi. Stop. Bülent Hanım. Hocam birazcık seni soru alayım. Bülent Hanım, buraya bakıyorum size. Teşekkür ederim. Firmamızı ziyaret etmeniz için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Orijinal dizayn pırlantanın çok önemli bir timingine denk gelen bir ziyarettir. Bu bizim e-franchise konusunda atmış olduğumuz bir adım vardır. Dünyadaki çeşitli ülkelerde bulunan web sitelerini en kapsamlısını mücevher konusunda inşa ettik. Bir evet. Teşekkür ederiz. Dünyada ilk kez eksper raporlu, garanti sertifikalı mücevheri imal eden 1900'de vardı ama tek o tek taşlar için. Evet, çok, siz çok iyi biliyorsunuz. Evet, sizin tezadarınızın üyesindeki omele taşlara dahil evet, evet. Ayrı ayrı evet. Sertifikalı teyit veriyorsunuz. Evet, evet. Malum aileniz 1990'lı yıllara kadar sadece bir krat ve üzerindeki tek taşlara eksper raporu ya da garanti sertifikası ya da sertifika verilmekteyken biz her bir parça ürün için en küçük taşlarla da yapılmış olsa mutlak surette eksper raporu garanti sertifikası veriyoruz. Size bir eksper raporu garanti sertifikası örneği vermek isterim. Ayrıca bakınız herhangi bir mamul, hangi büyüklükte olursa olsun, taş büyüklüğü mutlaka böyle bir eksper raporuyla taş kalitesi tefsik ediliyor. Ve hangi renkte, hangi iç temizlikte burada eksper raporuyla kaydanılıyor. Lekesi, her şeyi efendim. Rengi, her şeyi. Aksa ak. Yani bir aynen. Nüfus kağıdı. Aynen, nüfus kağıdı gibi, evet. Pasaport gibi efendim. Evet. Ayrıca bugün burada şeref verdiniz, bu teşrifle bizi birlikte geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz bir tasarım toplantısında sizi ağırlama şerefine ulaşmıştım. Bu tasarım toplantısında birlikte tasarımı yapmış olduğumuz bir küpe bugün size bilginiz yok ama sürpriz olarak hazırlandı. Lütfeder takarsanız seviniriz. Çocuklar verir misiniz küpeleri? Ayrıca efendim tabii basında, medyada izlediğimiz bazı yeni duyumlar var. Bunlarla ilgili bazı ön hazırlıklar yapmaya çalıştık. Onu da ayrıca arz edeyim. Mutlu bir gün veya zaman var diye duyduk. Zatenizle ilgili. Tabii basından, medyadan aldığımız bilgi. İleriye dönük Bülent Hanımefendi'nin nişanlanmasıyla ilgili bir duyum. Bu sizden gelen bir şey değil. Ama eğer ki lütfeder size hazırladığımız özel tasarım bu alyansları tabii ki arzuya bağlı olmak üzere kullanma arkadaşım biraz gelirsin. Bakın bir saniye. Takmak uğursuzluktur. Olmadan takmak. Peki efendim. O halde sadece inceleyin. Evet. Sadece inceleyin lütfen. Tabii ki ileride böyle bir mutlu günde bizim ürünlerimizi takarsak arkadaşlar girmeyin şuraya. Bizi yüceltecektir. Geldiniz mi efendim? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
bu arada... Niye öyle değil? Nereden çıkacağım? Böyle iyi. Allah Allah. Nasıl buldunuz şüphelerinizi ederim? Biliyorsunuz, buradaki papatyaları birlikte tanzim ettik. Denemek ister misiniz? İstirahat etsem mümkün mü efendim? Arzunuza uygun gerçekleşip gerçekleşmediğini birlikte görelim. Agop Bey, gelir misiniz? Maestro. Sanat müziğindeki yeri belli, tartışılmaz, diva. Ama mücevher sanatında da özünde, ruhunda sanat yücelikleri bulunan bir hanımefendinin mücevher sanatında da ne derece başarılı olabildiğini hep beraber görüyoruz burada. Hay Allah. Bülent Hanım'ın tasarısı. Evet efendim. Evet. Bülent Hanım'ın tasarımları efendim. Beğendiniz mi efendim? Efendim bugünün hatırına size bunu hediye etmekten gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. İyi günlerde güle güle. Abi. Evet. Efendim çekmecede aktörün kurduğu var. Öğrenci sevgiler var. Bunlar bana verir misiniz? Bülent Hanım şöyle bir bakalım. Teşekkür. Bitti mi çekmeceden? Çekil tamam. Hadi sipariş. Evet. Bunu aslında pek söylemeyecektik ama çocuklar boş bulundular. Bülent Hanım özür dileriz. Sipariş vermiş olduğunuz buldu mu? Hayır. Ben seyahatini tarif etmiştim ona göre. Bu da istediğiniz gibi olmuş mu? Arkadaşlar biraz geri çekelim şöyle. Ben söylemedim. İki dakika sizi alabilir miyiz efendim? Arkadaşlar. Rahat. Evet.
Dedim düşürdün mü sen? Vallahi. Ya şu radyoyu çeksin şu kadar ya. Nedir? Niye bağırıyor? İçini getirsin. Evet getirdim. Ne olacak yani? Bir gibi getirdim. Söyledim zaten. 70 milyon lirada dedim ki bir git şimdi nedir bu sorun? Yani ne? Ne? Arkadaşlar. İçini nerede gidelim? Hayır ben bunu yapmış oldum da. Ben geçen sene ben de ödeyeyim. Ben böyle bir laf söylemedim. Siz anlayamıyor musunuz acaba? Yazılı basın. Sizler yazabilirsiniz. Ben bilemiyorum. Ben böyle bir şey söylemedim.